Overspeed Yüksek, Ali Taylor'ın 2008 yılında yazmış olduğu bir oyun. Asıl derdi sadece kendi hikayelerini anlatmak olan 3 tane çocukluk arkadaşıyla ilgili aslında bu oyun. Fakat hikaye bir türlü onların istedikleri şekilde gitmiyor. Bir takım dış etmenler bu hikayeyi engelliyor, yönünü değiştiriyor. Dolayısıyla bu üç arkadaş da aslında kendi hikayelerini anlatmak isterlerken bir anda bambaşka bir hikayenin parçası oluyorlar. Onu bulacağız. Benim hikayem de değil kardeşim. Bu sadece senin hikayen mi kardeşim? Ama biz neye karar vermiştik? Neye karar vermiştik? Kendi hikayemizi anlattık. Cuma gecesi hikayemizi anlattık. Evet, Ece ile benim barışma hikayemi anlatmaya. Tiyatro nasıl bütün hayatın ufak bir modeli ise bu oyun da korku ve paranoya üzerinden hikayesini anlatırken bir yandan da aslında bütün toplumu ve temsil ettiklerini de anlatıyor. Fiziksel aksiyonun içinden ve fiziksel aksiyonun içindeyken dışarıya çıkıp dışarıdan fiziksel tiyatro yapmak çok güzel bir deneyimdi. Bunun için bütün çalışmaları yapmak bir oyuncu için çok büyük bir şanstı. Çalışmalar boyunca kendi duygularımıza daha fazla odaklanabilmemiz için doğaçlamalar ve fiziksel çalışmalar yaptık. Bunlar yorucuydu ama çok fazla şey kattı hepimizi. Sevgili İstanbullular! Başkanımız diyor ki güzel İstiklal Caddemizde dükkanlar yeniden açılacak. Şehrimiz güvenli, sabırlı olun. Pıt üç arkadaşın en sosyal olanı, yani sosyal hayatı simgeli olanında bir hedefi yok ve onu en çok zorlayan ve hayatında çıkmazlara sokan şey bu. Overspeed'i çalışırken çok eğlenceli bir prova süreci geçirdik. Çok dinamik bir prova süreci geçirdik. Yani haftanın 7 günü aklımız, bedenimiz hep oyunla beraber akıyordu. Çaka çaka çat! Sessizlik. Her şey durdu bir anda. Tam ortada duruyorum. Dudağımda bir patlak. Tusladı. Kolumu uzatmışım. Bıçağımı tutuyorum böyle. Işıkta parlıyor. Benim bıçağım. Ben de bıçağım. Üç figürün de ipleri elinde değil ama öyle olduğunu sanıyorlar ve hikaye başlıyorlar. Öyle olmadığını görüyorlar hikayenin sonunda. Paranoya tabii ki bu oyunun en önemli temalarından bir tanesi. Neden aslında birliğin ve beraberliğin en az olduğu, neden huzursuzluğun ayyukta olduğu toplumlarda paranoya belirir de, neden daha huzurlu olan, daha birlik beraberlik içinde olan toplumlarda kaos, paranoya, linç kültürü aslında bu kadar önde olan etmenler değildir. Bunun biraz altını çizen bir oyun.